Sırada Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer var. Buyurun Sayın Yüceer, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Geçen sene bakanlığın ilk bütçesiydi. Sayın Bakan'a hayırlı olsun dileklerimizi ilettikten sonra umuyorum önümüzdeki yıl kadınların, çocukların, engellilerin, gazilerimizin, yaşlılarımızın sorunlarının çözüldüğü bir yıl olur demiştik. Ancak gördük ki sorunlar olduğu yerde duruyor. Hemen hiçbir kesimin derdine derman olunamamış. Kadınlarımız hala kör bir şiddetin kurbanı olmaya devam ediyorlar. Koruma kararını beklerken, koruma kararlarına rağmen sokaklarda öldürüyorlar. Ben size iki Ayşe'den bahsetmek istiyorum. İlki Ayşe Paşalı, 3 çocuk annesiydi. Tecavüzüne uğradığı ve şiddetini gördüğü eski eşi tarafından bıçakla öldürüldü. Paşalı'nın katili birçok kez şikayet ettiği ancak hiçbir tedbirin alınmadığı ortaya çıkmıştı. Sene 2010'du. İkincisi Ayşe Tuğba Arslan, 2 çocuk annesiydi. Hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu eski eşi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Cebinden "Ölünce mi bana yardım edeceksiniz?" yazılı dilekçe çıktı. Ayşe korunmadığı gibi saldırganıyla birçok kez şiddetini gördüğü ölüm tehdidi aldığı saldırganıyla uzlaşmaya zorlanmıştı. 44 yaşındaki Ayşe 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybedip hayata veda etti. Sene 2019. Yaklaşık olarak aradan geçen bu 10 yılda 6.284 sayılı kanun yapıldı. Kadınlara yönelik şiddeti engellemek için İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Gene kadına yönelik şiddetle ilgili eylem planları hazırlandı, komisyonlar kuruldu, raporlar yapıldı ama Ayşeler maalesef, Ayşelerin hikayeleri, öyküleri değişmedi. Tüm bunlara rağmen Ayşeler korunmadı. Kanun ve sözleşme eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulansaydı bugün Güledağlar, Ayşeler, Emine Bulutlar yaşayar olacaktı. Ama maalesef uygulayan ve kadını koruyan yok. Aslında değerli arkadaşlar, devletler kanunlarıyla, uygulamalarıyla konuşurlar. Ne yazık ki bütün yurttaşlarının hayatını, yaşam hakkını korumakla yükümlü devlet o günden bugüne uygulamalarıyla susmuştur. Karakollarıyla, mahkemeleriyle kadına yönelik şiddet konusunda susmuştur devlet. Hala 6.284'ün ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında ayak direniyor. Hatta bu yıl bu sözleşmenin ve koruma kararlarının uygulanmasının aile bütünlüğüne zarar verdiğini iddia eden birileri çıktı ortaya. İktidara yakın medya bu koruma kararlarının özellikle aileyi yıktığını, bu propagandayı yapmaya başladı. Şiddet mağduru kadına değil, şiddet uygulayan erkeklere ahlanıyorlar, vahlanıyorlar. Ombudsmanından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı'na kadar sarayın bürokratları da bu koraya takıldı ve diyorlar ki aileyi değil kadını koruyalım. Bunlar bizim örfümüze, adetimize, geleneğimize aykırı uygulamalar diyorlar. Şimdi bu söylemlere öncelikle Sayın Bakan neden sessiz kalıyor anlamıyorum gerçekten ya da sesini mi duyuramıyor? Ama bakanlığın bu söylemlerde sessizlik alıp ama söz konusu nafaka hakkının gaspına geldiğinde en yüksek perdeden konuştuğunu gördüğümüzde gerçekten kadınlarımız açısından bu büyük bir talihsiz. Sayın Bakanlık sadece bu konuda değil, sığınma evleri konusunda da oldukça suskun. Bakın her 10 kadından 4'ünün şiddet mağduru olduğu bakanlığın raporlarında bile olmasına rağmen sadece geçtiğimiz sene 1 tane sığınma evi açıldı. O da sığınmacı kadınlar için 28 kişilik kapasiteli. Güvenlik güçlerine başvuran, her gün başvuran en az 500 ev içi şiddet mağduru ortadayken Türkiye'de kadın sığınma evlerinin kapasitesi 3.482 kişi. Şimdi vaziyet buyken bizim neden toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapmamız gerektiği aslında çok net. Peki biz ne yapıyoruz? İktidar ne yapıyor? Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kavramını kalkınma planından çıkarıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği projesini önce Milli Eğitim Bakanlığı ardından YÖK sonlandırdığını duyuruyor. Şimdi
Aslında bu bir itiraf. Ne diyor iktidar? Toplumsal cinsiyet eşitliğine, eşitlik kavramına alerjim var diyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramından ve bununla ilgili yapılan çalışmalardan rahatsızım diyor. Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Eşitlik fitrata aykırı diyor. Ve diyor ki biz eşitliği sağlayamıyoruz diyor. Buyurun Sayın Yücel. Yok diyor. Şimdi eğer siz toplumsal cinsiyet eşitliğini lügatınızdan çıkarırsanız eşitlik bakışını da kaldırmış olursunuz. Ve böylelikle eşitliği sağlayamazsınız ki kadınlarla ilgili çalışma yapan tek kuruluş Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü en az bütçelerden biri. Ve bütçesi düşürülen bir müdürlük. Bu da aslında bu zihniyetin bir yansıması diye düşünüyorum. Ve cümlelerimin sonuna geldim. Eşitliği sağlamayan, vatandaşın refahını arttırmayan, böylelikle ne işçinin, emekçinin, kadının, çocuğun, engellinin derdine derman olamayan, halkın değil, sarayın bütçesine Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hayır oyu vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Ve şunu da söylüyorum, eşitlik ve haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Eşitlik bize kimsenin lütfu değil, anamızın ak sütü kadar helal. Çünkü eşitlik evrensel ve demokratik bir hak. Bu kimsenin adaletine... Teşekkürler Sayın Yücel.